Rabbi şrahli sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. Benim muhterem büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu her birimizin kurtuluşu için mükemmel bir dindir. Rabbimiz de böyle inne dini indallahil islam. Allah indinde din İslam'dır. Allah Celle Celaluhu her birimizi en son peygambere ümmet yaptı. En son ümmet olduk. En son olmamıza rağmen en evvel cennete giren ümmet olduk. Ve bütün ümmetlere de şahit bir ümmet olduk. Onun için Allah Celle Celaluhu bütün peygamberlere bir kelime verdi. Her bir peygamberin ağzından değişmeyen bir kelime. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka yaratan yoktur, yaşatan yoktur, yöneten yoktur, yönlendiren yoktur. Bütün kainatı Allah Celle Celaluhu kudretiyle yaptı. Her ne oluyorsa zerreden küreye kadar Allah Celle Celaluhu'dan oluyor. Allah geceyi gündüzden, gündüzü geceden, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkaran zattır. Canlı olan tavuktan cansız bir yumurta çıkarıyor. Cansız bir yumurtadan canlı bir civcivi çıkaran zattır. Bunu Allah'tan başka yapan kimse yoktur. Bunu yalnız Allah yapıyor. Yumurtanın hiçbir tarafla bir bağlantısı yok. Ama Allah Celle Celaluhu yumurtayı kırdığın zaman içinden sarı beyaz çıkıyor. Ama bir 21 gün kaldığı zaman içinden gagalı, kanatlı, ayaklı bir civciv çıkıyor. Bunu Allah Celle Celaluhu kudretiyle yapıyor. Onun için Allah-u Teala öyle buyuruyor hadisi kutside. Ben gizli bir hazineydim. Bilinmeyi murad ettim. Bilmesi için de insanı yarattım. لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَرِتَ Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Yerleri, gökleri döşedi Allah Teala. 6 günde bütün kainatı dizdi. 2 günde yerlerin, 2 günde gökyüzünün, 2 günde yerlerin üzerinde olanlarını hepsini insanın hizmetine verdi. Yerler insana hizmet ediyor. Toprak, deniz, hava, bulutlar, gökyüzü, rüzgarlar, ağaçlar, sebzeler, meyveler hepsi insan için. Peki insan ne için? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben insanları, cinleri bana kulluk etsinler diye, beni tanısınlar diye. Onun için muhteremler Allah Celle Celaluhu bize en önemli olan bu dini gönder. Ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra daha peygamber gelmeyecek. Ama peygamberin işi devam edecek. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işini kim yapacak? Allah-u Teala en başta bu dini Cebrail aleyhisselama verdi. Cebrail aleyhisselama soracak. Sen benim dinimi ne yaptın? Cebrail aleyhisselam buyuracak ki ya Rabbi ben senin dinini senin peygamberlerine ulaştırdım. Eksiksiz, noksansız ulaştırdım. Ne emrettinse ulaştırdım. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu peygamberlerine soracak. Her peygambere soracak, sıra Nuh Aleyhisselam'a gelecek. Biliyorsunuz Nuh Aleyhisselam 950 sene bu din için çalıştı. Bak 950 sene bir fiil peygamberlik yaptı. Rivayetlerde farklı 1300 sene yaşadığı söyleniyor. 1000 sene en doğrusunu Rabbimiz bilir ama Kur'an'da geçen 1950 sene peygamberlik. Allah Celle Celaluhu ona da soracak. Sen benim dinim için ne yaptın? Nuh Aleyhisselam diyecek ki ya Rabbi ben senin bana verdiğin bu dini ümmetime anlattım. Ümmeti diyecek ki ya Rabbi yalan söylüyor. Bize anlatmadın. Allah Teala buyuracak ki ya Nuh şahidin var mı? Buyuracak ki ahir zaman
peygamberinin ümmeti benim şahidimdir. O ümmet diyecek ki ya Rabbi onlar bizim zamanımızda yaşamamışlar. Nereden bilecekler? İnşallah bugün bu ümmet Kur'an-ı Kerim'in Nuh suresinden 1'den 20'ye kadar Nuh suresi var. 1'den 20'ye kadar Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine yaptığı daveti anlatıyor Rabbimiz. Bu sureyi okuyan, bilen herkes inşallah orada şahit olacak. Onun için her birimiz bu sureyi okuyalım, yarın ahirette şahitlik edeceğiz. Ya Rabbi diyeceğiz bu ümmet, ya Rabbi senin bize gönderdiğin Kur'an'ında biz Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine yaptığı daveti okuduk ve buna biz şahidiz. Çünkü bize gönderdiğin Kur'an'a inandık, içindekilerine de inandık. Haliyle bunun davetini Kur'an'da okuduk, biz şahidiz. Bu ümmetin şahitliğiyle Nuh Aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde ne dedi? Ben size bu dini anlattım. Sahabe-i kiram ne dedi? Anlattın, yaşadın ve yaşattın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ondan sonra ne buyurdu? Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Benden ne duyduysanız velev ki bir ayet onu başkalarına ulaştırın. Belki ulaştırılan, ulaştırandan daha iyi anlar, amel eder. Şu anda peygamber gelecek mi daha? Yok. İnsanlar geliyor mu? Geliyor. Şimdi bu insanlara, bu dini kim anlatacak? Bu ümmetin her bir ferdini Allah Celle Celaluhu bu dinden zimmetle eder, muhterem. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin derdi fikri oydu ki nasıl olsun ki geceyle gündüzün girdi, her yere bu din girsin, her insan cennete girsin. İşte Allah Azze ve Celle onun için bu ümmeti hayırlı ümmet yaptı. En son geldi, en hayırlı ümmet. Ama bu ümmete peygamber işi verdi Allah Teala. Diğer ümmetlerde davet işi peygamberlerin işiydi. Ümmeti yaparsa bir lüks idi. Ama bu ümmete Allah Celle Celaluhu peygamberin işini verdi. Allah Teala peygamber sırasın buyuruyor ki benim işimi yapanlar cennette böyle yan yana. İşte bir sahabe-i kiramdan birisi dedi ki ne olaydı dedi. Böyle suyu tatlı yeşil bir araziden geçerken ne olaydı insanlardan uzak burada Rabbime ibadet eder olsaydım. Ama bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demeden, söylemeden yapmayacağım. Geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya Resulullah böyle böyle bir fikrim var. Siz ne buyurursunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden biri sakın öyle yapmasın. Sizden birinizin Allah yolunda geçirdiği bir gün evinde salih amellerle beraber geçirdiği 70 yılından daha hayırlıdır. Onun için muhteremler bu ümmete böyle büyük bir iş verildi. Onun evvela insan Müslüman Rabbini iyi tanıması lazım. Bütün yerlerin göklerin sahibi olan Allah Celle Celaluhu iyi tanıması lazım. Çünkü önce peygamberler insanlara Allah'ı tanıttı. Allah'ı tanıdıktan sonra emirler geldi. İnsan Rabbini tanımasa verdiği emri yapması zor olur. Bütün kainatın sahibi olan Allah zerreden küreye kadar her bir zerreden haberdar ve her bir zerreyi kudretiyle yürüten. İnsanı yaratan Allah-u Teala sadece insanları yönetmiyor. Bir insanda 100 trilyon hücre var. Hücrelerini de yönetiyor. Bütün hücreler. İnsanın hücreleri 2,5 saniyede bir oksijen alır. Ve hücrelerin zikri var. Tıp ıslatında tiz denir, dinde zikir denir. 100 trilyon hücre vücutta devamlı zikir hali. Ve insan bu hücrelerini de yöneten Allah
bütün kainatı yöneten Allah, 1000 tane ümmetin 600 tanesini denizde yarattı. Bir balina, normal balina 115 ton geliyor. Bir seferinde 5 ton et yiyor. 1 ton kalp taşıyor, 10 ton kan taşıyor. 5 ton et yiyen balinanın da rızkı Allah'a ait. Milyonlarca balina var. Bunların da rızkını Allah kudretiyle veriyor. Balinanın bakkalı yok, dükkanı yok, ziraati yok, maaşı yok, emekliliği yok. Nereden geliyor onun rızkı? Allah Celle Celaluhu'dan geliyor. 5 ton et yiyen balinanın rızkını Allah bize zimmet etseydi nasıl geçindirecektik? 5 ton her gün nereden bulacaksın ya? 5 ton Urfa'nın tamamı et tüketemiyor belki burada. Gerçi 5 ton değil belki 10 ton tüketirler. Sabah, öğlen, akşam hep et yiyorlar bunlar. Belki burada tüketirler ama bütün Allah-u Teala bir balinaya verdiği rızık bu kadar. Bir günlük. Bir seferlikte 5 ton. Mavi balinalar 7 ton yiyor. Karides balığı yiyorlar. Açıyor ağzını Allah-u Teala dolduruyor rızkını ağzına. Bayat dolmayacak taze olan. Aynen öyle. Seyrediyorum ben. Aynen öyle. Onun için Allah Celle Celaluhu bak bizleri imtihan ediyor. Şimdi havada kuşu kim uçuruyor? Allah. Allah. Hiç şüphe. Uçağı kim uçuruyor? Allah. Allah uçuruyor. Pilot var, yakıt var, kanat var. Şimdi takılıyoruz. Pilot olmasa uçar mı? E peki pilot içinde bulunduğu uçağı düşürür mü? Eğer pilot uçursaydı bu uçağı, içinde bulunduğu uçağı kendisi de düşürür mü? Hiçbir pilot düşürmez. Ama bir de bak uçak düştü diyor. Allah uçuruyor, Allah düşürüyor. Yakıtla da kanatla da seni imtihan ediyor. Bakıyor ki yakıttan, kanattan, pilottan mı biliyorsun yoksa Allah'tan mı biliyorsun? Uçakların pilotu, bu kuşların pilotu yok. Yani kanatlarını takmış, yakıtı da yok. Göçmen kuşları ne kadar uçuyor? Onlara o ilmi veren, o uçma taktiğini öğreten kim? Allah Celle Celaluhu. Bütün kainatın, yani kainatı düşünemeyen insan inceliğini anlayamaz. Yani bütün mevcudatı yöneten Allah Celle Celaluhu. Et yiyen ot yemiyor, ot yiyen et yemiyor. Birbirlerinden hepsi rızıklanıyor. Hayvanların alemine bakıyorsun ki hayvanların aleminde ormanlar pırıl pırıl. Bunları yiyorlar. Hepsini birbiriyle Allah Teala rızıklandırıyor. Aslan hayvan yakaladığı hayvanı yiyor etini. Ondan sonra hızının çakallar yiyor, sırtlanlar yiyor. Efendim leş kargaları derken o sofrayı tamamıyla kaldırıyorlar. Biz yine kırıntı bırakıyoruz. Onlar onu da bırakmıyorlar. En sonunu kurtlar, karıncalar hepsi tertemiz. Kainat tertemiz. Bu sistemi yapan Allah Celle Celaluhu. Düşünmez misiniz diyor. Tefekkür imanın nurudur. Bunu Allah'tan başkası yapamaz. Bunu yapan Allah'tır. Yani her halükarda ibreyi Allah Celle Celaluhu tarafına döndürmek lazım. Bütün de şimdi bir ağacın, düşünün şimdi ağacın kökleri, ağaçlar gece aşağı doğru büyür, aşağı doğru, gündüz yukarı doğru büyür. Ağacın kökleri her tarafa salmış, ondan Allah-u Teala damarlarla döşemiş, ağacın yaşı da o katlarındadır. Onu bilenler biliyor. Her bir katı bir yaş. Onun ta yukarıya doğru Allah-u Teala sanki her bir ağacın altına su motoru pompalamış koymuş gibi sessiz sedasız çit yok, ses yok. Motor bir şey çalışmıyor. Her tarafına ta dallarının her bir tarafına sular gidiyor. Lazım olan vitamin, suyu, mineralini, magnezyumunu ne lazımsa her bir tarafa gidiyor. Dallara giden ayrı, yapraklara giden ayrı, meyvasına giden ayrı ve bir yandan da büyüyor. Bunu Allah'tan başka kimse yapamaz. Allah odunun içine ateşi gizlemiş. Allah-u Teala yakacağımız ateşi odunun içinde gizlemiş. Odunu yakıyorsun, hani görüntüde ateş yok. Yakıyorsun, ateş çıkıyor. Betonda ateş yok. Onun için tahta evler sıcak olur, beton evler soğuk olur. Aynı zamanda sağlıksız olur. Tahta evlerin içinde ateş olduğu için sıcak olur.
Ama betonlarda sıcak olmadığı için kimyasalla beraber sağlıksız olur ve soğuk olur. Allah Azze ve Celle suyun içinde ateş gizlemiş mi? Elektriği suyun içine koymuş Allah'a. Ama göz görmüyor. Çünkü kainattaki bütün esbab sebepleri Allah bazen sıfatının tersine kullanıyor. Şimdi bakıyorsun ki Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'a diyor, ya Musa elindeki nedir? Oysa Allah-u Teala görmüyor mu elindekini? Görüyor. Bak burada iman öğretecek ona. Elindeki nedir? Ya Rabbi asam 17 çeşit faydasını sayıyorum. Ya Rabbi bununla dalları silkelerim hayvanlarıma, bununla hayvanlarım kollarım, efendim at yapıyor onu böyle üstüne biniyor, yorulduğu zaman gidiyor. Bununla ejderha oluyor, atıyor böyle, bir de bakıyorsun bütün vahşi hayvanları yiyor. 17 çeşit tam faydasını saydı. Hep fayda saydı. Hiç zarar saymadı. Ya Musa şimdi at onu dedi. Allah at deyince attı. Baktı hep faydalı gibi görünen asa bir anda koca bir ejderha oldu. Şimdi kaçmaya başladı Musa ise. Allah Teala buyurdu, ya Musa sen onu tut şimdi. Musa Aleyhisselam korkuyor ama emir geldi, mecbur tutacak. Cübbesini de diyor böyle eline alarak, eline getirerek kuyruğundan tutmaya çalışıyor. Allah Teala buyurdu ki ağzından. Ağzından tuttuğu an tekrar aynen asa. Şimdi bak göz ne kadar yanıldı. Allah Teala buyurdu, ya Musa nedir o? Ya Rabbim sen ne dilersen olur. Asam dedin, ejderha oldu. Ejderha gördüm, asa oldu. Allah Celle Celaluhu sebepleri bazen tersine kullanır. Bıçak kesicidir. Ama bakıyorsun ki çocuğun derisi çok zayıftır. Deriyi kesmiyor, taşı kesiyor. İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'a çekti bıçağı. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın kalbindeki sevgisine çektirdi bıçağı aslında. Çünkü İbrahim Aleyhisselam oğlunu fazla seviyordu. Şimdi ona çek bıçağı dedi. Çekti. Asıl sevgisine çekti bıçağı yani. İsmail Aleyhisselam'a çekmedi. Ama Allah Celle Celaluhu ona çekti. Normalde gönlünde onu kesmekti. Allah'ın emriydi. Kesecekti. Kes. Çekti. Ama Allah Teala kestirmiyor. Kes diyor. Diyor Halil kes diyor. Halik kesme diyor. Bıçak dile gelerek söylüyor. Bıçağı da bak tersine, sebebin sıfatını zıttına kullanıyor Allah Celle. Suda boğma özelliği var değil mi? Allah Celle Celaluhu bakıyorsun ki Musa Aleyhisselam'ı 600 bin inananıyla beraber denize giriyor. Ama bakıyorsun Musa Aleyhisselam ve inananların hiçbiri boğulmuyor. Firavun'un bütün avamesinin hepsi denizde nakal. Allah suyu da, su da Allah'ın emrinde. Sıfatlarının Allah tersine kullandığı. Bütün bunları yapan Allah Celle Celaluhu. Onun için Allah Celle Celaluhu bizleri sıfat, sebeplerle imtihan ediyor ki bakıyor kulum sebeplerden mi biliyor, Allah'tan mı biliyor? Hayır ve şer Allah'tan diyoruz değil mi? Çocukken hepimize ezberlenmiş. Hayır ve şer kimden? Amentü'nün birinci maddesi de bu. Hayır ve şer Allah'tan. Şimdi diyelim ki bir misal vereceğim. Şimdi diyelim bu delikanlı, ismi ne bunun? Muhammed. Muhammed burada şimdi küçük delikanlı. Şimdi bu delikanlıya dedik ki bir su getir. Muhammed suyu getirirken düş, yani ayağa takıldı, döküldü su. Bardak kırıldı. İki türlü davranma şekliniz var orada. Bir, Muhammed kör müsün? Niye öyle bakmadın? Niye döktün? Değil mi? Bir davranma şekli. İkincisi, Muhammed sana bir şey olmadı değil mi? Bu da Allah'tan diyorsun. Hangisi doğru? İkincisi. Ama şimdi ne oldu? Hayır ve şeri Allah'tan bilen Muhammed'den bilmedi. Bu Allah'tandır. Yani senden olmadı. Sen istesen zaten dökmezdin. Bu Allah'tan. Bunu çoğaltın. İki ortak birbiriyle iş yapıyor. Biri işte sen gelseydin bu iş böyle batmazdı. Sen şunu yapmadığın için battı. Sen bunu yapmadığın için battı. Hani hayır şer Allah'tandı. Niye adamdan bildin?
İş başa düştüğü zaman da Allah'tan diyelim. Sen bu hayvanları korusaydın, kollasaydın kurt almazdı bunları. Bak yarısı gitti. Yani Allah'tan. Her ne oluyorsa Allah'tan. Bu kalbimize inerse azalar rahat çalışır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buydu? İnsanda bir et parçası var. Eğer o sağlıklı olursa bütün azalar sağlıklı olur. Eğer o hasta olursa bütün azalar hasta olur. Dikkat edin, o kalptir. Şimdi bazıları düşünüyor ki o zaman çalışmayalım mı? Hayır. Çalışalım. Çalıştığımızdan, hiçbir sebepten bir şey bilmeyelim. Yemeği yiyorsunuz. Sizi yemek mi doyuruyor, Allah mı? Ama görüntüde yemek yiyorsunuz. Allah doyuruyor. Yemek ne bilir doyurmasını? Doyuran Allah'tır. Suyu içiyoruz. Kandıran kimdir? Allah'tır ya. Onun için muhteremler, Allah Celle Celaluhu'yu doğru tanımak için geldik dünyaya. Allah'ı doğru tanıdık mı hayat çok kolay. Dünyayı da cennet, ahireti de cennet etmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir tane Mekke'nin ünlü bir pehlivanı dedi ki, 1000 tane adam yerine koyuyorlar o pehlivanı. Dedi ki, sen peygamber olduğunu iddia ediyorsun. Beni yen dedi, ben de senin peygamber olduğuna inanayım. Tamam dedi. Bir güreşe tuttular Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, tak yere vurdu. Nasıl oldu dedi, ya anlamadım, bir daha yapalım. Bir daha yaptı, tak yine yere vurdu. Allah Allah, nasıl oluyor dedi, ya anlamadım, bir daha yapalım. Tamam, bir daha yaptı, tak. Ya bu dedi, senden olmuyor dedi ya. Ben de size bunu anlatıyorum dedi. Benden olmuyor, Allah'tan oluyor. İşte bak, bütün sebeplere la dedik mi illa Allah demiş oluruz. Bütün sebeplere la demek. İmanın başı neyle başlıyor? La. İnkarla başlar yani. La demek, la yok, yok demek. İman inkarla başlar. Önce inkar, sonra iman. Bütün görünen sebep ve esbabı inkar etmek, hiçbirinden bir şey olmuyor. Çocuk babadan mı oluyor? Eğer babadan olsaydı bütün herkesin çocuğu olacaktı. Hani birçoğunun çocuğu olmuyor? Ha? Niye olmuyor? Babadan olacaksa olacaktı. Anadan olacaksa ana aynı ana niye olmuyor? Birçoğunun çocuğu yok. Çocuk Allah'tan oluyor, ne anadan oluyor, ne babadan oluyor. Baba ne bilir çocuk yapmasını, ana ne bilir çocuk yetiştirmesini. Ana bulaşık yıkıyor, çamaşır yıkıyor, evi sağ solu temizliyor, çocuk karnında şekilliyor, suyun içinde yaşıyor. Böyle bir şey olur mu? Kim yaşatıyor bunu? Allah Celle Celaluhu. Diyor ya, kaldır sebepleri aradan, görünsün güzel yaradan. Sebeplere takıldık mı, yaradanı unutuyoruz, göremiyoruz. Anlaşılıyor mu burası? Ama bunu şöyle söyleyeyim size. Sahabe-i kiram diyor ki, biz imanı Allah yolunda, dini Resulullah'ın yanında öğrendik. Önce iman öğrendik, sonra din öğrendik. Çünkü din, iman işi, yani okuyarak, yazarak, dinleyerek anlaşılan bir şey değil. Ne buyuruyor Rabbimiz? Ankebut suresinin son ayeti. 69. ayet yanılmıyorsam, değil mi hocam? Vellezine cahedu fînâ. Vellezine cahedu fîsabillâhi. Yok. Vellezine cahedu fînâ lenehdiyennehum sübülenâ innallâhe leme'al muhsinî. 69. ayet. Son ayetinde Rabbimiz ne buyuruyor? Kim bize gelen yollarda cuhd ederse, çaba gayret gösterirse, biz bize gelen yolları onlara açarız. Bu ayette tam 3 tane yemin var. Hocam vakıftır. 3 tane yeminle Allah-u Teala söylüyor. 3 tane yeminle. Cuhd ne demektir diyor. Bak, bunun tefsirinde şöyle geçiyor. Cuhd demek, mesela diyelim ki şu tavanı, yani ben kaldıramam. Ama bir omuz veririm değil mi yani? Herkesin yanında ben de bir omuz veririm. Bu kalkacak ya. Ben de bir omuz veririm. Cuhd bu demektir. Gücünün üstünde güce ortak olmak. Cuhd demek. Şimdi mesela diyelim ki Allah peygamber işini şimdi bize vermiş. Ya bizim gibi cahil insanlar, bizim gibi avam insanlar peygamber işini nasıl yapacağız ya? Bunu İsa Aleyhisselam sordu Allah'a. Ya Rabbi, Allah da bunu ya
Ya ise ahir zamanda öyle bir ümmet göndereceğim ki onlar ilmi olmadan, hilmi olmadan peygamber işi yapacaklar. Dedi ya Rabbi, ilmi olmadan, hilmi olmadan nasıl yapacaklar? Rabbimiz buyurdu ki onlara ilmimden ilim, hilmimden hilim vereceğim. Şimdi biz bu işi nasıl yapacağız? Mümkün değil. Allah yardım edince yapacağız. Allah yardım etmezse inanın yapamaz. Mümkün değil, yapamaz. Ama Allah Celle Celaluhu dinine ne buyuruyor? İn tensurullâhe yensurkum ve yusebbit ahdâme. Kim Allah'ın dinine yardım ederse Allah da ona yardım eder. Yani şimdi biz Allah'ın dinine şimdi bu ayet gelince Ebubekir radıyallahu anh bir müşrik dedi ki Allah dedi fakir, biz zenginiz dedi. Bu der demez Ebubekir bunun ağzını kırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ya Ebubekir niye fitneye bulaştın sen dedi. Dedi ya Resulallah fakir dedim. Allah fakir, biz zengin olur mu? Allah niye fakir? Allah bizden dinine yardım etmemizi istiyor dedi. O zaman niye bizden yardım etmemizi istiyor? Allah dinine yardım ederek kulunu zengin etmek istiyor. Allah'ın dinine yardım eden, Allah'ın diniyle meşgul olanı Allah zaten yardım edecek vaadi var. Niye? Senin kazanman için sana yardım etmen istiyor. Anlaşılıyor orası değil mi? Onun için Allah şimdi Allah'ın dinine yardım etmek için bir adam evinden çıkıyor, bağından, bahçesinden çıkıyor, malından ayırıyor, vaktini ayırıyor, canını ortaya koyuyor, fikrini, kalbini ortaya koyarak Allah'ın dini benim bütün insanlığın hayatına gelsin fikriyle çıkıyor. Allah buna yardım eder mi? Tabii ki eder yani. Çünkü bu maksadı bu din. Maksadı Allah'ın dinini yaşamak ve yaşanması için çalışmak. Sen yaptığın şimdi Allah'a dinine yardım ediyorsun. Şimdi bunun için hepimizin yapması lazım mı değil mi? Lazım. Peki hepimizin üzerine bir zimmet mi değil mi? Zimmet. Ha? Zimmet. Zimmet değil mi? Bak muhteremler, size bir şey söyleyeyim. Söz ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Sihirdir. Ağrı'da bir kardeşimize demişim ki, ben dedemi unutmuşum mesela. Demişim ki ne zaman geleceksin? Bu kadar. Adam ondan sonra 40 güne geldi, 4 aya geldi, dini için ülkelere, kıtalara gitti. Ya dedi bir kere dedi ne zaman geleceksin, daha durmadık dedi. Bak sözde Allah sihir koymuş. Yani söz sihirdi. Bize düşen nedir? Vızıldama. Gerisini kim yapacak? Allah. Ya benim dememle ne olur? Tabii senin dememle bir şey olmaz. Allah yaptıracak canım. Allah yaptırmasa zaten bir şey olmaz. Ama Allah dinine yardım edene yardım edeceği için sana düşen fısıldamaktır. Hani Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında malumunuzdur. Diyor ya balı nasıl yapıyorsun dedi. Sen hani bir sineksin ya. Nasıl bal yapıyorsun? Onların dillerini de biliyor ya. 72 lisan biliyor. Dedi sen elini kapat. Kapattı. Vız 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 vız. Aç. Baktı bal elinde. Nasıl oldu dedi. Bana düşen fısıldamaktır. Balı yapan Allah'tır. Şimdi biz de aynı şekilde halk arasında dolaşacağız. Vız bir nebze vız. Biri bizi sokacak, birine biz yanaşacağız. Derken ne olacak? Bal olacak. Muhteremler, ümmet tatlanacak. Çay var, şeker var ama tat yok. Niye? Karıştırmak lazım. Değil mi? Karışması için de ümmet arasında dolaşmak lazım. Ama ümmet arasında dolaşarak ümmetin tatlanması için çalışmak lazım. Şimdi çalışmamız lazım değil mi? Şimdi Allah Teala bizi ta Trabzon'dan kaldırdı, gönderdi buraya. Size bunu hatırlattı. Aslında ne oluyor? Bir ayet canlı oluyor, amele dönüşüyor. Ne buyuruyor? Elçi göndermediğimiz kavme azap vereceğiz. Rabbimiz buyuruyor değil mi? Ayet-i Kerim. Şimdi elçi kim? Aklınıza geliyor ki peygamberler. Gitti. En son peygamberimize bitti. Peygamberlik bitti. Şimdi elçi kim? Ayet kıyamete kadar devam ediyor. Biziz. Ha? Biz. Ha şimdi bunların hepsi elçi. Hepsi Allah'ın yeri. Benden ne duyduysanız verir ki bir ayet diyor değil mi Rabbimiz? Bir ayet ya. Bak şimdi her birine sorsam, şimdi Muhammed'e sorsam La İlahe İllallah biliyor. La İlahe İllallah ayet mi? Ayet. Bismillah bilmiyor mu? Biliyor. Asa ayet. Bak Muhammed bile biliyor. Bir ayet dahi duyduysan onu başkalarına ulaştırın. Şimdi hepiniz elçisiniz. Şimdi Allah Teala bizi
Ta Trabzon'dan kaldırdı, getirdi ayağınızda. Sizden bir ücret istemiyoruz, size ağır gelsin. Ya çok para istediler, biz onlara dinleyemedik. Ne işte, ne maksatla geldiğini anlayamadık. Paramız yoktu, veremedik, yiyemezsin değil mi? Kimseden bir ücret istendi mi? Yok. Yemek istemedi, ücret istemedi, yer istemedi, yurt istemedi. Tarlanızın yarısını, nedir, fıstığınızın, bahçenizin yarısını istemediler. Size hatırlatmalarda bulundular. Şimdi biz size bunu anlattık mı? Evet. Anlattık. Dedi ya, maksadımız nasihat etmekti. Ettik. Elimizden geldiği kadar. Yeni sebep. Sizi de Allah'a emanet ettik. Dünyada görüşelim ki ahirette hesaplaşmayalım. Evet. Tamam mı? Dünyada beraberce bu din için kıta kıta yürüyelim. Bu dini bütün insanlığa götürelim. Götürelim değil mi? İnşallah. Allah her birimizden kabul eylesin. Amin. İnşallah birkaç gün daha buradayız. Kardeşler camisindeyiz. İnşallah sizler burada nasip olursa iki gün daha buradayız. Hocam Allah razı olsun. Delil oldu. Habibi Neccar oldu. Allah razı olsun. Böyle esnafları beraberce dolaştık. İnşallah şimdi her biriniz bu din için 4 ay, 40 gün, 3 gün ne kadar vakit verirseniz hepiniz inşallah bu din için vakit vermeye niyet edin. Şimdi kim hazır? Hazırız inşallah. Hazır mısın? Hazırız inşallah. Peygamber imandarlar. Yoruluyorsunuz. Eller şahit olacak bu eller. Tamam. Allah'ım kabul eylesin. Allah'ım her birinizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Yani inanın ümmet arasında dolaşalım. Ümmette çok güzel sıfatlar var. Bak inanın şurada şunu söyleyeyim size. Bak sizin burada çok güzel sıfatlarınız var. Bunu insanlara taşıyın. Bu dinin güzelliğini insanlara götürün.